10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları. Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 313. Taslak Metin Oluşturma, yazı planına uygun biçimde metninizi yazınız. Cevap. Yazının gelişimi yazıyı M.Ö. 3500 yılında Mezopotamya'da yaşayan Sümerler icat etmiştir. Sümerler, toprak hamurdan yapılan kil üzerine şekiller ve hatta zarf içine konulmuş yazıların, konşimento, senet, borç belgesi, vb ticari belgeler olduğu anlaşılmaktadır. Mısırlılar Sümerlerden esinlenerek hieroglif yazısını geliştirmişlerdir. Fenikeliler M.Ö. 2000'de ilk alfabeyi icat etmişlerdir. M.Ö. 1300'de Çinliler ve Mısırlılar kandillerini aydınlatmada oluşan ısı ve bitki zamklarıyla karıştırılarak hazırlanan mürekkebi buldular. Böylece yazı bütün kıtalara ve oradan da neredeyse günümüzde her eve ulaşmıştır diyebiliriz. B. Taslak metninizi, daha önce belirlenen ana düşünce, yardımcı düşünce, anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolları doğrultusunda oluşturunuz. Cevap, oluşturdum. C. Taslak metninizi oluştururken farklı cümle yapılarını kullanınız. Cevap, kullandım. 4. Düzeltme ve geliştirme, yazdığınız taslak metni, açıklık, yalınlık, duruluk, paragraflar arası ilişki ve tutarlılık, yazım, noktalama, sayfa düzeni gibi açılardan gözden geçirerek düzeltiniz. Cevap, değerlendirdim. B. Yazdığınız taslak metni, anlatım bozuklukları yönünden inceleyiniz ve varsa yanlışları düzeltiniz. Cevap, anlatım bozukluğu yönünden bir yanlış yoktur. C. Yazdığınız taslak metni, yazım, noktalama, sayfa düzeni ve okunaklı olması açısından da değerlendiriniz ve varsa yanlışları düzeltiniz. Cevap, yok. C. Yazdığınız metnin hukuki ve ahlaki sorumluluğunun bilincinde hareket etmeye özen gösteriniz. B. Uygulama A. Yazdığınız metni sınıfta öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşarak onların yazınız hakkındaki değerlendirmelerini alınız. B. Yazınızı okul panosunda sergileyebilir, elektronik ortamlarda veya çeşitli dergilerde okurlarla paylaşabilirsiniz. Cevap, bu etkinlikleri yazdığınız metin üzerinden kendi değerlendirmelerinizle yapmalısınız. 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.